sizlere atacağım arkadaşlar. Peki başka Selvi'cim? Ben koltukları çok kaba buldum. Mobilyası da çok kaba. Çünkü salon gerçekten küçük. Alçak hani... bir de sanki koltuklar. Evet, biraz evet çok rahat. Ama kesinlikle çok yani. Bence çok bak, kaba. Bak demin çok spor değil dedi. Şöyle, kendine çeliştim bak şimdi. Şöyle klasiği de andırdığı için yani şu detayları. Andırmıyor bu spor bu. Evet. Yani sadece düğmeli diye bu. Bence klasik değil. Yani birçok inanmak istiyorsun. Var. İnan. Salon değil oturma odası gibi koltuk. Zaten ben salon ve oturma odası bir kullanıyorum. Rahat var. Yani yat şuraya yat şuraya uzan televizyonunu izle. Aynen öyle. Renkleri beni rahatsız etmedi. Renkleri peki güzel. Ne kadar ödediniz? Ne kaça aldınız bu koltukları? Şöyle bu kayınpederim ikinci evliliği yaptığı için Aslı Hanım. Pek benim aslında müdahale etme bir imkanım neden? Yoktu. Mobilyaları ben hani evet detaylarını ben tamamladım ama biraz emrivaki oldu benim alınırken de. Bir dakika. Yani iki kayınvaliden mi var? Evet. Yani bakıldığında öyle oluyor. Evet. Tamam iki kayınvalide var. Yani onlar mı domine etti? Onlar mı yönlendirdi evet, seni? Evet. Neden? Evet. Ya parayı veren düdüğü çalar hesabı. Ne münasebet. Sen kullanacaksın. Tabii ki onlar verecek. Evet ama işte. Fikir sana soruldu. Ama ben senin yani fikrini ben, almadılar mı yani? Yok ben daha çok Chester koltuk tarzı istiyordum. Hafize çok fenaymış şu an. Evet. Bence aynen, yani senin dominantlığına o yakışmamış oturma bence. Oturma odasını savunmaya bence çok hakkı da yok. Açıkları kapatmaya çalışıyor şu an söylediklerinizden. Ama şöyle. Çünkü kendisi seçmemiş zaten. Şimdi, beğenmediğini de dile getirdi. Şimdi şöyle beğenmedim demiyorum. Ben ama mobilyamı içindeki olmamış. Şimdi bakın yanlış anlıyorsunuz. Detayları atlamayın. Tamam. Ben mobilyamı bilmiyorum. Seviyorum ama yani alınırken benim istediğim değil de onların istediği olduğu için ben kullanırken tabii ki de kullanıyorum. Tamam, memnunum, anladım. Rahat. Çok tatlısın. Aileye çok uyum evet, göstermişsin evet. Belli. Ama onlar neden sana bırakmadılar acaba? Biraz daha bir baskınlar. Yani dedikleri olacak. Ama niye böyle bir şey yapıyorlar? Yani özür dilerim. Yani bu hep böyle midir? Yani adet mi bu? Ben anlamadım. Yani. Şey çünkü sen evleniyorsun, sen oturacaksın, sen evet. Yaşayacaksın. Evet. Kesinlikle. Bir kere aile büyüklerinin daha nezaketli olup gelinlerini mutlu etmeleri ve evet. Öncelikle söz hakkı yani parayı onlar bile ödese ki hep öyle oluyor. Evet. Onlar bile ödese senin maalesef. Arzu ettiğin bir şeyleri yapmalarını evet. Dilerdim. Eşin ne dedi buna? Eşim de o zaman maddi sıkıntısı olduğu için tamam. Pek hani... bir şey demedi. Peki dedi. Aynen. Uyum sağladı. Evet bana dedi anne yapabileceğim bir şey yok. Hani biz ileride ev aldığımızda bunları tamamen atarız. Senin istediğin şekilde düzeriz deyip gönlümü evet. Aldı. Atmayalım evet. Da ihtiyaç sahiplerine verelim. Ya şöyle hani o şey hani söyledi ama tabii ki de biz de öyle demek yapacağız. Istedi. Onun gönlünü yapmış. Evet. Demiş ki hayatım şu an evet. Ekonomik olarak hani böyle bir şey bizi zora sokar. Evet. İşte bunlar da ailede evet. Böyle bir şey yapmış. Evet. Biz de uyum gösterelim evet. Demiş. Ama sen burada seviyorum. Seni tebrik ediyorum. Bence buradan kayınvalidelerin, kayınpederin neyse evet. Hepsine de selam olsun. Evet. Çok uyumlu bir gelininiz var. Çok nadir biliyorsunuz böyle şeyler olur. Evet. Çünkü evet. O da bir kere ve ilk evliliği. O da arzu eder ama sizin seçtiklerinize uyum göstermiş. Ve evet. Burada diyor ki ben de seviyorum sağ olsunlar diyor. Evet. Ne kadar naifsin. Evet. Çok şanslı olduğunuzu buradan ileteyim. Kıymetini bilin evet. Benim güzel gelinimin.